Türkiye'nin en büyük dördüncü ovası olan Elbistan Ovası'nın yapılan yüzey araştırmalarına göre M.Ö. 6-7 binlerde göl olduğu ortaya çıktı. Ovanın topraklarının da göl kaynaklı organik maddeler dolayısıyla verimli olduğu belirlendi. Kahramanmaraş'ta 9 yıldır kazı çalışması yürüten Gazi Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi yardımcı doçent doktor Cevdet Merihyerek yaptığı açıklamada Elbistan Ovası'nın üzerinde arkeolojik anlamda yerleşimin bulunmadığına dikkati çekti. Erek, yaptığımız araştırmalarda belli ki bu insanların höyükleşme dönemi içerisinde Elbistan Ovası suyla kaplıydı. Bu sebeple de oraya yerleşmemişler. 2012'de yüzey araştırması yaparken bu göl sınırını ortaya çıkardık, dedi. Elbistan Ovası'nın üzerinde hiç doğru dürüst insan yerleşimi yoktur arkeolojik anlamda. Hemen gölün etrafındaki sınırlarda başlar. Yani o sınırları gezdiğiniz zaman onun hemen dışında höyüklerin başladığını görürsünüz. Bugün Karayük de aynı o şekildedir. Yani bu göl sınırlarının hemen kenarında kalmıştır. Belli ki bu insanların höyükleşme dönemi içerisinde burası suyla kaplıydı. Bu sebeple oraya yerleşmemişler. Bu bize gösteriyor. Yani jeolojik yapı bize bu anlamda veri elde ediyor. Biz mesela 2012 yılında yüzey araştırması yaparken bütün bu göl sınırını ortaya çıkardık. Yürüyerek, dolaşarak ve bütün höyükleşmelerin yani höyük yerleşimlerinin bu sınırın hemen dışında kaldığını gördük. Aşağı yukarı bu da şöyle söyleyeyim, yani tabii bu çok net bir rakam değildir. Sadece tahmini bir rakam. 6000'lerden 7000'lerden önce alan zaten gölle kaplıymış. Bu sebeple de hep bu göl sınırının dışında yerleşmiş insanlar.